ayrı ayrı şartlarda yaşam sunuyor. Çalışanlar için yoğun iş mesaileriyle geçerken, öğrenciler içinse dersler, sınavlar derken her insan içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde yoruluyor ve dinlenmek için zaman arıyor. Çoğu insan için hayat aslında çalışmakla geçiyor. Ne zaman tatil yapacaksınız ya da nerede tatil yapacaksınız diye sorduğumda aldığım cevapların çoğunluğu "Ne tatili? Biz tatil yapmıyoruz. Ömrümüz çalışmakla geçiyor." diye yanıt veriyorlar. Avrupa ülkelerinde de insanlar yoğun çalışıyor ama kendilerine ve ailelerine zaman ayırarak en az bir yabancı ülkede tatil yapıyorlar. Biz Türkler için tatil geleneği yok denecek kadar az oluyor ya da ekonomik nedenler tatil fırsatlarını kaçırmamıza neden oluyor. Tatili boş zaman geçirmek olarak gördükleri için tatil yapmayı önemsemiyorlar. İnsan ne kadar çalışırsa çalışsın, ne iş yaparsa yapsın kendisine ve ailesine zaman ayırıp tatil yapabilir. Özellikle Kayseri'de yaşayan ve çalışan tüm insanlar için kış tatillerini geçirebilecekleri Türkiye'nin sayılı tatil merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi bulunmaz fırsatlar sunuyor. Şehirde yaşayan insanlar günübirlik dinlenme olarak görebilirler. Özellikle Avrupa ülkelerinden ve diğer Asya ülkelerinden uzun yolculuklar yaparak Erciyes'in otellerini dolduran turistler varken biz de şehrin yaşayanları olarak bu değerlerimizin kıymetini pek bilmiyoruz. Dünyaca ünlü amatör ve profesyonel kayak pistleri yer alıyor. Kayseri şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Erciyes Kayak Merkezi muhteşem bir doğa ve kar keyfi sunuyor. Okullarımızın ara yıl tatiline girmesiyle birlikte bizler de ailemizle günübirlik tatil yapma fırsatını bulduk. Merkezinde gezmek, kayak yapmak ve piknik yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ettik. Okulların tatil olması ve bir de hafta sonu olduğu için yerli ve yabancı turistler Erciyes Kayak Merkezi'ni doldurmuştu. Uzun süreli tatil yapacak olanlar ünlü kayak pistlerinde kayak yapmanın keyfini yaşarken bizler gibi günübirlik gelenler ise amatör kayak pistlerinde genci yaşlısı demeden eğlencenin keyfini çıkarıyordu. Öncelikli olarak amatör kayak merkezinde birkaç saat eğlendik. Kayak yapmak oldukça zevkliydi. Genci yaşlısı demeden hep bir arada insanlar çılgınca kayak yapıyordu. Sade vatandaş olmak, çocuk olmak, genç olmak, yaşlı olmak fark etmiyor. Hep bir arada eğlenmek ve kayak keyfi yapmak oldukça zevkliydi. Kayak yaparken tanımadığım abiler, ablalar ve çocuklar arasında kayak yaparken bazen hısırını aşıyordum. Birbirimize çarptığımız ve düştüğümüz zamanlarda yaşıyoruz. Görevliler sürekli bizleri izliyor, kontrol ediyordu. Güvenlik açısından oldukça güzel hizmet ediyorlardı.
Amatör kayak pistinde kayak yaparak yorulduk ve acıkmıştık. Udrumlarda, kafe ve restoranlarda yemek yiyebilirsiniz ya da belediyenin piknik alanlarında piknik yapabilirsiniz. Karda sucuk ekmek ve mangal yapmak ayrı bir keyif veriyor. Hepimiz hayatımızda en az bir defa da olsa bu lezzetlerin keyfini çıkarmışızdır. Bizler de diğer insanlar gibi piknik yapmanın keyfini çıkardık. Hava güneşli ve hafif rüzgarlıydı. Yaz aylarında burada soğuktan piknik yapamadığımız zamanlar olmuştu. Kış mevsimi olmasına rağmen havanın güneşli ve hafif rüzgarlı olması muhteşem bir atmosferdi. Yaşadıktan sonra günübirlik tatilimize devam ediyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'nde en zevkli alanlardan birisi de teleferik ile Erciyes'in zirvesine doğru seyahat etmek çok güzel. Her yerde olduğu gibi teleferiklerde oldukça yoğundu. Erciyes Kayak Merkezi ülkemizde en yeni liftleri ve teknik imkanlarıyla dünyanın en iyi markaları olan ürünlerine sahiptir. 23.750 metre hat uzunluğunda son teknoloji teleferik sistemiyle saatte 26.750 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Profesyonel kayakçılar bu alanın keyfini çıkarıyor. Profesyonel kayak pistinde kayak yapmak ayrı bir güzel olsa gerek. Bizler küçük olduğumuz için şimdilik burada kayak yapmak bizler için tehlikelidir ama büyüdüğümüzde kayak yapma kurslarına giderek kayak yapmayı öğrenir ve bizler de özgürce kayak yapmanın keyfini çıkarırız diye ümit ediyorum. Zirvesine ulaştığımızda burada dinlenme yerleri, kafeler ve restoranlar var. Dağların zirvesine doğru biraz daha yürüyüş yapabiliriz ama hava güneşli olmasına rağmen zirvelerde sert rüzgarlar olduğu için çok soğuktu. Bizler de üşümemek ve hasta olmamak için geri döndük. Hepimizin bildiği üzere kış mevsiminde olduğumuz için soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıkları çok yaygın. Her ne kadar korunsak da hasta olmaktan kurtulamıyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'nin keyfini çıkarmadan kışı geçirmemenizi tavsiye ederim. Birbirinden güzel filmleri sizler için hazırlamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir kış mevsimi dileriz.